Bir tarafta İrfan çok formda, öbür tarafta zaten Ferdi ile Osayi geliyor. Yani böyle düşünürsek oynamamış 4-5 haftadır Onur var. Bu Öbür arada tarafta da Beşiktaş taraftarı da Ülker Stadyumu'na doğru hareket ediyor ki şu anda canlı görüntüler değerli izleyenler ekranlarınıza yansıyor. Derbide akşam Kadıköy'de Beşiktaş taraftarı da yerini alacak. Beşiktaş taraftarının yolculuğu da şu anda ekranlarınıza geliyor. Devam edebilirsiniz hocam. yani bir tarafta da Masuaku oynuyor. Ankaragücü maçında ikinci devre girdi. Bence çok doğru bir Daha değişiklikti. derli toplu göründü Beşiktaş sanki. Ya biraz daha oyuna, tabii Masuaku oyun kurucu bir bek. Yani oyunu kurabilen, baskı yediğin Pardon zaman Ömerciğim. çözebilen. Abdullah Hoca şey yapıyorum ve örnek veriyorum ya ben. Sol bek dediğin öyle olur diye. Bak Masuaku'yu da takip edin oyuna nasıl giriyor. Çok Evet. önemli. Bir bek için çok önemli ya. Aynı felsefede hemen hemen. Ben ayağını gelince hocayı da çok beğenirdim. Masuaku'yu da. Yani oyuna girişi mükemmel. Zaten Çok teknik. Seni mi seyretti? Ne yaptı evet. Şey hocam, hoca? mesela ilk yarı Beşiktaş o kanattan çok zorlandı Ankaragücü Evet. maçında. Bence Serdar Hoca orada değişikliklerle oyunu bir nebze tuttu. İstediği sonucu da aldı diyelim. Gerçi konu da almasın ama. Ama Fenerbahçe bir oyun oynamaya çalışıyor. Sezon başındaki oyundan bahsetmiyorum. Pozisyona giriyor. Ama akabinde Beşiktaş da çok pozisyon veriyor. Ya böyle bir enteresan bir durum var ortada. Raşit Gezal'ı tercih etmemesi sebebi de bence şu olabilir. Raşit Gezal mevcut ilk 11'de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin iki bekinin çok ileri çıktığını düşünerek sanki orada bir tarafta Raşit Say'ı, bir tarafta ya Semih'le Muleka'yı, yani ikisinden birini tercih edecek gibi. Bence Daha beklere bir yardımcı olacak kanat Önlem anlamında oyuncuları. bir taktik diye düşünüyorum. Ama tabii ya kağıt üzerinde Fenerbahçe hem ihtiyaç olarak hem de kalite olarak, oyuncu kalitesi olarak önde. Yani maçı kazanmaya daha yakın. Hocam Abdullah Hoca dedi ki Fenerbahçe'nin artık stres yapacak bir durumu yok. Aslında benim sorduğum sorunun geniş hali şuydu yani. Şimdi bazen değişir takımlara göre. Yani o baskı kalkar. Yani puan farkı açılır ama takım hani o baskıdan kurtulmuş olur. Daha rahat oynar. Bazen de daha baskı üzerinde hisseder. Sizce bugün Fenerbahçe'de hangisini göreceğiz? Çok güzel bir soru. Bekliyordum bunu. Niye biliyor musun? Şimdi ben teknik direktörüm İsmail Kartal'ım. Tamam mı? Fenerbahçe futbolculara söyleyeceğim ne var biliyor musun? Şimdi esas hani ümitsiz vaka derler ya. Öyle bir vaka yani bu şimdi gerçekte. Ümitsiz değil ama Ya zor işte yani. zor yani. Ama ya çocuklar derim bak. Adana Demirspor'un 6 tane pozisyonu var değil mi? Ya 5 ya 6 tane net. 8 kurtarışı var Muslera'nın. 6 neyse. Üçü Ben net. onu 9 falan yaparım. Tamam mı? Net yani. Yani Galatasaray'ın takılmayacağı anlamına gelmiyor bu önümüzdeki maçlarda oynayacak oyunlarda. Onun için bak her şey hazırlıklı olun. Biz maçlarımızı kazanalım. Tamam mı? Yani böyle bir motivasyon yaparım. Yani baskıyı böyle şey yaparım. Azaltırım. Ve bu da bir gerçek. Mağlup da olabilirdi. Ha belki 3 tane yerdi, 5 tane atardı. O bilmez ama bu en azından bu düşüncelerle ben futbolcuları motive ederim bu şekilde. O baskıyı kaldırırım. Ama bunu örnek göstererek. Şimdi düşünecek futbolcu ya bunlar böyle şimdi bundan sonra Karagümrük maçı var düşünüyor adam. Belki Karagümrük yenecek diyor. Belki. Tamam mı? Zaten Karagümrük Mesela küme düşme tehlikesini bayağı anladım da yakından hisseden yani takımlardan bir tanesi. evet ya işte başka maçları da neyse yani diyor ki yani böyle düşündürürüm futbolcuyu ben. Futbolcu der ki ya hoca doğru söylüyor ya şey Müslera ipten aldı Galatasaray'ı öyle diyelim yani. Değil mi? Yani öyle. Onun için de bu baskı maskeyi bu konuşmalarla, bu düşüncelerle, bu motivasyonla kaldırır. Fenerbahçe bugün sanki daha iyi oynar ama Beşiktaş'ta hani hiçbir şeyi yok. O bana göre dördüncü şansı falan da yok bana göre. Yok yani. Çünkü kupayı aldın mı gidiyorsun. UEFA kupası da daha ne istiyorsun yani. Hani dördüncü olmuş, beşinci olmuş falan filan. Onun için de yani bu rahat oynar diye düşünüyorum. Ama rahatlık da belli olmaz diye geçen sene. Gerçi çok az puan farkı vardı biliyorsun Fenerbahçe'de. İki kişi, bir kişi eksik. 4-2 yendi. 4-2'di galiba maç değil mi? 4 Değil mi? 1 mi? 4 1 4-2. 4 4 2 oldu. 4-2 değil mi? Doğru. Son Evet, dakikalarda evet. oldu.
Ya ama gene söyleyeyim, şu Beşiktaş'ın orta sahası Getson, Hacı Ahmet, Salih, bu üçlü şimdi bir, müthiş bir üçlüydü. Şimdi biraz evvel biz konuşurken maçları gösteriyor. Orada Salih ara pası da nasıl atıyor, Salih gol atıyor. Şey, Abu Bakar'ın hareketleri falan, attığı goller ya, çok ekstra kalite şeyler yapıyorlar. Yani esasında Beşiktaş'ta iyi futbolcular var ama Salih'in işte sakatlanması veya sakatım demesi veya işte kendine bakmaması, öyle diyeyim ben, moralsiz olması diyeyim. Cenk Tosun var, golcü. Golcü deyince burada, bak golcü deyince bambaşka. Cenk Tosun gelir aklıma, birkaç kişiden birisi de. Cenk de Abu Bakar'la birlikte şu anda düşünülmeyen isimlerden bir tanesi. Biri yani, o senin şey, çok sevdiğin adam oynuyor. Molek oynuyor, onlar oynamıyor.